2020 Denizli Bozkurt İnceler kasabasındayız. Burada rekor gelişim müşterimiz, rekor gübre, sıvı yaprak gübresi müşterimiz Tahsin Acıkara'nın ceviz bahçesindeyiz. Burada sıvı yaprak gübremizi, rekor gübre, sıvı yaprak gübremizi kullandılar. Şöyle bahçemizi gösterelim. Bu bahçe içerisinde atılan ve atılmayan yerler mevcut. Tahsin Bey, şöyle gösterelim. Şimdi bu bahçenizde yıllardan beri rekor gelişim kullanıyordunuz. Bu sene rekor gübre, sıvı yaprak gübresini kullandınız. Aynen. Neler oldu? Bir anlatalım, özetleyelim. Üreticilerine. Bu sene ilk defa bu sıvı gübreyi kullandım. Yoksa önceden dabandan devamlı veriyordum. Bu sene ilk defa sıvısını kullandım. Bahçem ikiye ayırdım. Bir tarafını attım, bir tarafını atmadım. Şimdi sizlere onu göstereceğiz. Atılanla atılmayan taraftaki farkı. Şimdi şu sağ tarafımızdaki yer atılmadı. Oranın çiçek açımına, sülüğünle atılan taraftaki sülük arasındaki farkı gösterelim. Gösterelim. Şöyle gidelim. Gösterelim. Ağaçlara doğru gidelim. Gel. Şu büyük ağaçtan başlayalım. Burası atılmıyor. Şimdi ağaçların uyanışları bu şekilde. Evet. Görülüyor. Bak bu tarafa atılmadı. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şu an atılmayan ağaçlara bakıyoruz. Atılmayan ağaçlara bakıyoruz. Evet. Burada atılmayan ağaçlardan da bir iki püskül sülük gösterelim mi? Atılmayıp da sülüklerine şöyle gösterelim. Sülükler ne kadar küçük. Evet. Şimdi atılan taraftaki sülükleri de göstereceğiz. Karşılaşma yapacağız. Şöyle görülüyor. Burası atılmayan. Bu taraf atılmayan taraf. Ağaçlar. Bunların cinslerini de söyler misiniz? Bunları şentir. 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 Şimdi atılan bölgeye doğru gidiyoruz. Hoş geldiniz. Bak, burası atılan. Burası atılan. Sülükleri görüyor musun? Ne kadar büyük? Şöyle. Bak. Bu ağaçlar kaç yaşında? Bu ağaçlar 4 yaşında. 4 yaşında. 4 yaşında. Böyle gidiyoruz. Gidelim. Göster. Sülükleri boyuna bak. Şimdi. Ne biçim boy şurada yaptı? Ceviz tutumları da vardı. Az önce baktığımızda göstermiştiniz. Onları da göstereyim. Bak daha yenice. Şöyle göstereyim. Daha öbürleri çiçeğe binmeden bu verime düştü. Şöyle görülüyor. Gördüğünüz gibi bak. Çatal çatal. Buralarda bak. Şöyle büyümeye bak. Yani şu an bu ceviz. Evet. Tutmuş. Şurada da gösterelim. Şu şekilde. Evet. Böyle. Yani burada da aynı şekilde oluşan. Yani gördüğünüz gibi arada büyük fark var. Şimdi rekor gibi de yaprak gübresini ne zaman uyguladınız? Bugün 27 Nisan. Hangi durumdayken uyguladınız? Vallahi ağaçlar uyanmadan yeni uyanırken böyle tam domurcuğa binerken uyguladım. Domurcuğa binerken uyguladım. Yani aşağı yukarı ne kadar desem bir hafta 10 gün önce. 10 gün içerisinde bu hale getirdi. Şimdi bu hale getirdi. Gösterdik. Atılanı da atılanları evet. Gösteriyoruz. Şu ağaç kuruyordu. Evet. Bak böyle. Kuruyordu. Bunu kesecektim. Tamam. Buna da tuttuk rekor gübreyi. Buna da uyguladınız. Buna da uyguladık bak. Yani kuruyan bir ağaca da uyguladınız. Zaten bu ağaç şöyle gövdesinden bile. Evet. Yani patlamaya geçti. İyi derecede bir patlama yaptı. Patlamaya geçti. Şimdi burada ceviz ağaçlarının uygulamasında oluşan sonuçta cevizlerin erken, sülüklerin erken oluşması. Evet. Direncine karşı, soğuğa karşı. Daha öne geçiriyor. Daha öne geçiriyor, evet. Hava burada serin. Şu an daha 7 derece. 6-7 derece o arada. 6-7 derecelerde. Ve daha serindi. Derece. Evet. Bugün 27 Nisan ama hala hava sert. Şöyle tekrar gösterelim.
Başka eklemek istediğiniz var mı? Ürünle alakalı, rekor yani, gübreyle alakalı. Rekor gübreyle bu sene bunu ilk defa uyguladım. İnşallah dediğimiz şekilde tuttururuz bunu. Bundan sonra her sene inşallah uygulayacağız. Evet. Ve de vatandaş çiftçi kardeşlerimize tavsiye ederiz. Şimdi tabandan uzun yıllardan beri rekor kullanıyorum. Evet, kullanıyorum. Toprak kaliteniz zaten en üst seviyede. Evet. Onunla birlikte yapraktan uyanma döneminde rekor gübre, sıvı yaprak gübresini verdik. Burada amacımız şuydu. Püsküllerle birlikte yaprakların da parlak oluşu, kuvvetli oluşu. Yaprakların da açması. Şöyle gösterelim. Şöyle evet. Görünüyor. Yani yaprakların da açıyor olması hem tutumu beraberinde getirdi hem de ucanlığı sağladı. Şu büyük ağaçlara da bakalım mı? Gösterelim. Üreticilerimiz de görsün, izlesinler. Şu büyük ağaca baksana sen ne kadar. Evet. Kaç yaşında bu ağacımız? Bak, şunu bile bu sene diktim. Bunlara bile sıktım. Görüyor musun? Aha. Bak. Hemen yeni, uyandırdı. Yeni diktik yeni bunu. Ha. Yeni diktim. Bu da işte, gelişkin bir ağacımız. Hani bu da yetişkin. Ha. Bak. Şöyle. Bunda şimdiye kadar böyle püskül görmemiştim. Bak. Sülüğünü. Ha. Şu püskülleri yakından gösterelim. Evet. Şuraya gösterelim şöyle. Şimdi yani Asım Bey, burada hem yaprak hem hem taban. Hem taban uyguladık, hem yaprak uyguladık ama buradaki sonuç şu an süper. 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 Tavsiye eder misiniz ceviz üreticilerine? Tavsiye eder misin? Ben sana küçük bir hobi için şeyim var, seram var. Evet. Cevizler atarken bir de oraya şey yaptım, attım. Evet. Şimdi orayı göstereceğim. Tamam. Küçücük şeyler, fidanlar çiçeği açtı. Tamam, onları da gösteririz. Heh, gösterelim. Var mı cevizle alakalı, cevizcilikle alakalı tavsiye edebileceğiniz üreticilerimize? Yani bunu cevizciliği zaten ben hobi için yapıyorum. Hı-hı. Yani kendi bahçemde ama rekor gelişimle tanıştım. Dabandan kullanıyordum. Şimdi yapraktan sıvıyı veriyoruz. Sıvı yaprak gübresinin herhangi bir olumsuz tarafı var mı? Şu anda yok. Yok. Yani ağaçta, sülükte, yaprakta vesaire de. Süper, yok. Daha değişikliği çok. Yani çok. Ağaçlar canlı gösteriyor. Bak, canlı yapraklarından belli zaten. Evet. Çok canlı gösteriyor. Biz teşekkür ederiz buradan bütün ceviz üreticilerine. Selamlarımızı gönderiyoruz.